Mutlu geceler, mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Adem Doğan hocamız ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz analiz programına hoş geldiniz. Elazığ gündemini, siyasetini ve öne çıkan konuların analizini yapacağımız program. Hocam sizler de hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam gündem yine oldukça yoğun. Özellikle hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey'in Eleza ziyareti vardı. Bakan Murat Kurum'un Eleza her gelişinde çalışmalar, yapılacak olan işler biraz daha hızlanıyor. Hatta kamuoyunda şöyle bir durum oluşuyor. Keşke Bakan Kurum her hafta sonu Elazığ'a gelse diye. Bu noktadan neler söyleyeceksiniz? Bakan Murat Kurum'un Elazığ ziyaretinin ayrıntılarında neler var? Evet tabii <laughs> Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ee, Bakan Bey'in Elazığ'da çok hakkı var. Yani Elazığ'da çok emeği var. Elazığ'ın bu tarihinin en yıkıcı depremini yaşadıktan sonra... ...şehrin yeniden ihyasında, yeniden imarında... E, ...Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un çok büyük bir emeği var. Ben e, Bakan Bey'in Elazığ'ı çok önemsediğini düşünüyorum. Hı hı. Bunu da iki temel e, gerekçeye bağlıyorum. Bunlardan birincisi e, Elazığ halkından gördüğü ilgi... Şimdi Kara Murat gibi bir kahraman olarak nitelendirildi. E, bunu Sayın Murat Kurum hiçbir zaman unutmaz. Yani bakanlığı döneminde değil, bakanlığı bittikten sonra da e, hiçbir zaman unutmayacak. Çünkü onun hafızasında derin bir yer var. Yani bir kahraman olarak. Çünkü Kara Murat bizim tarihimizde e, bir kahraman olarak nitelendirilen, yani bir e, işte bir Akıncı Bey olarak nitelendirilen biri. Dolayısıyla Elazığ onun hafızasında her zaman bunu nitelendirmeyi sağlayan, vatandaşın gön gönlünde ayrı bir yeri olan biri olarak kalacak. Şimdi siyasal aktörlere baktığımızda e, kendine ilgi gösteren, yakınlık duyan, sevgi gösteren şehirleri hiçbir zaman unutmazlar. Onların her zaman duygu dünyasında, gönül dünyasında hatta daha sonrasını söyleyeyim hizmet planlamasında o kendisine ilgi gösteren, sevgi gösteren, muhabbet duyan şehirlerin çok ayrı bir yeri vardır. Bu evet. birincisi. Birincisinden kastettiğim ben Elazığ'ı çok önemsediğini düşünüyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi... ...Elazığlıların e, Sayın Bakan'ı çok sevmesi ve onu kahraman olarak nitelendirilmesi. İkincisi ise Elazığ'da yapılacak olan, yani deprem sonrasında Elazığ'da yapılacak olan... E, ...ortaya çıkacak olan başarı Sayın Murat Kurum'un en önemli sınavı olacak. AK Parti döneminde iki büyük deprem oldu. Biri Van depremi, zannedersem 2011 yılındaydı evet. 7.2. Bir de Elazığ depremi var, işte 2020 yılında. Hemen hemen aynı konut sayısı. Yani orada da 20 bin civarında, 20-23 bin civarında bir konut yapılmıştı ki Van büyük şehir. Burada da o ama Sayın Murat Kurum açısının bu e, Elazığ'da yapılan çalışma onun e, bakanlığı döneminde en büyük kentsel dönüşüm olmuş olacak. Yani yarın İstanbul'da yaptığında işte parça parça kısım kısım yapılar onlar ayrı bir olay ama Elazığ onun bakanlığı dönemindeki en önemli i̇lk eseri. Göz ağrısı, en, i̇lk göz ağrısı. İlk göz ağrısı, en önemli eseri, en önemli başarısı olacak. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda burada elde edilecek olan başarı onun kaderin, siyasi kaderinde veya sonraki hizmet sürecinde, daha sonraki hizmet devamlılığında da önemli olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığımızı biliyoruz ki Cumhurbaşkanı yani işte hizmet puanlamasına göre tabiri caizse, hizmetteki başarı oranına göre sonraki yıllarda işte devam ediyor ve etmiyor. Dolayısıyla onun açısından da bu çok önemli. İki temel sebebi var. Birincisi Elazığ halkının gösterdiği muhabbet. ikincisi Burası onun için önemli bir sınav olacak. Bence de sınavını başarılı verdi. Ben kendi açımdan söylüyorum. Fakat yerelden kaynaklanan sorunlardan dolayı bir kısım sorunlar çözümlememiş olabilir. Bir kısım sorunlar yeni yeni çözüm yoluna gitmiş olabilir. Ama temelde ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Peki niye biz başarılıysa bu kadar sorunları çok konuşuyoruz? Değil mi? Yani işte şurada işte iki artı bir sorun, şurada bir başka sorun var. Şurada bir başka. Benim bunun temel nedenini, yereldeki temel sorunların bakım Bey'e taşınmadığını tam olarak düşünüyorum. Bak hiç taşınmadı demiyorum. Tam olarak taşınmadı düşünüyorum. Ee, hatta bakım Bey Arif Bey ile Zeki Bey'in yaptığı programda bazı isimlere örnek vererek diyordu ki yani sağ olsun bizden hiçbir şey istemez gibisinden bir e, kendi iç dünyasındaki bir konumlandırmayı da yapmıştı. Şimdi ben e, bunu somut bir örnekle de ifade edeyim. Örneğin sen burada milletvekillerini defaten program aldın değil evet. mi? Programı aldığında sana izleyicilerden gelen sorulardan biri sosyal konutların akıbetiydi değil evet. mi? Yani biz işte kuraya girdik, kuralar çekildi 2020 yılında ama bu sosyal konutlarla hiçbir bilgi yok. Bunun akıbeti ne olacaktı? hiçbiri de bu konuya cevap veremediler. Değil yani, mi? Gelecek, yani gelecek yapacağız, edeceğiz. Yani dedi, ama öyle. somut bir şey söyleyemediler. Bir şey olmadı, evet. Ama olması gereken şu değil miydi? Yani şehirde sosyal konutlarla ilgili bir beklenti var. Vatandaş merak ediyor bunun akıbeti ne oldu? Bunu illa Bakan Bey'e de değil, bakanlıktan birilerine bile sorsalardı, Toplu Konut İdaresine bile sorsalardı mutlaka bunun cevabını alırlardı. Sonraki siz buraya konuk aldığınızda ki ya bu sosyal konutlarla ilgili gelişme şudur. Şöyle ama bakın bu soruyu hiçbir zaman cevap veremediler. Bakan Bey, Zeki Bey ile Arif Bey'in ortak yayınında bu soruya mesela net bir cevap verdi. Dedi ki işte biz sosyal konutların bir kısmını temeline attık ve devam ediyor. Bakın yani sorunların tam olarak taşınamadığının tam olarak altını çiziyorum. En somut göstergelerinin biri bu çünkü yani bu konuyu mesela bakana veya bakanlığa sormamışlardı ki bir türlü cevap veremiyorlardı. Şimdi... ...şeyi de anlayamıyorum... ...ya 1250 konut yaklaşık olarak... ...nereden baksanız... ...8-10 bin kişi demek... Evet. ...baktığınızda... ...buna rağmen bu kadar insanın merak ettiği... ...işte medyanın aylarca sorduğu... ...bir konuyu... milletvekillerinin işte bakanlığa sorup... ...bilgi vermemesi... ...aslında biraz da kayıtsız kalmak olarak... ...ben ifade ediyorum... ...yani ben sorunlar iletildiğinde... ...ben bakan beyin... ...yani profiline bakıyorum... Kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Ee, bunun sebebinin az önce ifade ettiğim o iki sebepten dolayı var. Şimdi mesela iletilen bazı sorunlar olduğunu gördük. İşte bodrum katlar meselesi, evet. işte karşı yakanın genel kuraya tabi tutulması meselesi. Mesela onlarla ilgili takım çözümler getirildiğini de gördük, değil mi? Evet. Yani sorun iletildiğinde demek ki çözüm yoluna da gidiliyor. Ee, burada herhangi bir sorun yok. Bizim temel sorunumuz burada yaşadığımız problemlerin. Ben gördüğüm kadarını söylüyorum. Yani Bakan Bey'e tam olarak iletilmemesi. Yani İletilen... bir sorun varsa hocam onun çözümü için yerel aktörlerin bakana bunun bilgisini vermesi lazım. Bu kadar bakan basit. Bakan oturduğu yerden burada bu, bu sorun var, şu sorun bu kadar basit. Bilemez ki zaten. Aynen yani. öyle. Şimdi Arif Bey ile Zeki Bey'in ortak yayınında Bakan Bey'e bugüne kadar Elazığ'da yaşanan sorunlara ilişkin aslında çok geniş kapsamlı bir e, e, cevap verme imkanı doğdu. Yani bir yandan Elazığ'da yaşanan, Elazığ'da konuşulan, Elazığ'da dile getirilen sorunlar doğrudan Bakan Bey'e belki de ilk defa bu kadar geniş bir şekilde anlatıldı. Bakan Bey de her soruya tek tek yani iki artı birler mi dersiniz, iş yerleri genel mi dersiniz, kura, genel kura mı dersiniz, dükkanlar, falan. dükkanlar işte köy, Kentsel dönüşü, köy, evleri, köyleri. aklınıza ne geliyorsa. Yani bize bu programda vatandaşların mesaj attığı, sana mesaj attı, işte Zeki Bey'in program mesaj attığı veya çeşitli vesilelerle işte muhtarların dile getirdiği, kamuoyunda konuşulan her konu, her soru Bakan Bey'le atıldı. Belki de Bakan Bey Elazığ'da konuşulanlarla ilgili Elazığ'daki sorunlarla ilk defa bu kadar karşı karşıya gelmiş oldu. O da e, ne yaptı? E, i̇şte bu kamuoyunu bu anlamda bilgilendirdi. Az önce sosyal konutlarda olduğu gibi kentsel dönüşümdeki binaların işte yaklaşık olarak maliyetin ne olacağına ilişkin bilgi verdi. Ben bu vesileyle de hem Arif Bey'imiz Bey'e yani bu kadar insanın sorununu Bakan Bey'e açık ve net bir yürekle dile getirdikleri için ya bu şehrin bir evde durarak hakikaten teşekkür ediyorum. Sorulması gereken ne varsa hatta fazlasıyla soruldu peki Hatta şey var hocam, ben mesela çok mesaj geliyor ya son baskıda hocam bana. Yani ben de Bakan Bey'le program yapsaydım. Bu kadar gelen işte gün içerisindeki yaklaşık bin tane, iki bin tane sorudan ben de aynı soruları sorardım yani. Çünkü yani genel hatlarıyla şey, genel sorunlar genel bunlar. Sorunlar özel bunlar. vardır bir vatandaş, Ya kişiye özel vatandaşın. vardır. işte kimi yerde 3-5 kişinin mağduriyeti vardır. Bunlar ayrı ama genel sorunlar bunlardı. Peki buna rağmen bu, bundan sonraki süreç, yani bugüne kadar süreç iyi yürütülmedi, doğru yürütülmedi. Şimdi bizde süreç yönetimi mi dersiniz, kriz yönetimi mi dersiniz, iletişim yönetimi mi dersiniz? Kesinlikle yok. Bu bu şehir olarak söyleyeyim. Peki ne var? İstikbal yönetimi var, geçiştirme yönetimi var, görmezden gelme yönetimi var. Ama siz görmezseniz de, siz geçiştirseniz de o vatandaş o sorunu yaşıyor. bizati yaşıyor ya. Siz kabul etseniz de etmeseniz de vatandaş o sorunla yüzleşiyor. Evet. Dolayısıyla yerelde vatandaşın yaşadığı mağduriyetler vatandaşın kendisine kalacak gibi görünüyor. Temel sorunlar dışında. Ben her zaman söylüyorum yani önce bu şehrin vatandaşının kendi şehrine sahip çıkması lazım. Biz kendi şehrimize sahip çıkacağız. Eğer her bir vatandaş bir başkasının derdiyle dertlenirse, her bir vatandaş ya bu şehir benim şehrim, ben bu şehrin daha ileri gitmesi için doğru karar vermeliyim, doğru karar almalıyım derse bu şehrin geleceği bir anlamda hakikaten umutlu olur. Çünkü şu bu gerçek yani bizim şu süreç gösterdi ki yani vatandaşın birebir yaşadığı sorunlar yeren anlamda yöneticilerin temel gündemleri haline gelmiyor bir türlü evet, gelmiyor yani böyle bir garip durum var e şimdi işte zorlamayla oluyor işte bu en son bu şeyden kaynaklı. Iı, kısıtlamadan kaynaklı işte çiftçilerin yaşadığı bir takım işte sorunlar var. Yani her şeyi medya gündemine getirerek çözümüne gitmek. Ya burada önemli olan şey şu. Ya bir bir olayı sorun haline getmeden yani biz elbette ki kısıtlamalar önemli. Elbette ki pandemi sürecinin doğru yürütülmesi önemli. Ama bunu yaparken de yani geri adım atacaksak eğer bak geri adım atacaksak eğer hiç yapmayalım ondan iyi. Yani bir karar alınıp sonra işte bir gün sonra 24 saat bile dolmadan geri adım atılıyor bu tapu meselesinde, çiftçilerin tapu meselesinde olduğu gibi dolayısıyla buradaki mesele şu yani süreç yönetimi anlamında çok ciddi sorun yaşıyoruz ve biz bunu bu deprem sürecinde önceden yaşıyorduk aslında ama bu deprem süreci iyice bir sarmal haline dönüştü. Hı hı. Yani burada niye dönüştü onu da söyleyeyim. Çünkü çok yani vatandaşın yaşadığı sorun sayısı arttı. Sorun sayısı artınca bundan etkilenen vatandaş sayısı arttı. Dolayısıyla süreç yönetimde olmayınca bu defa iş ne oldu? doğal olarak bir tepki haline dönüştü. Şimdi deniyor ki efendim vatandaşın işte yaşadığı bir sorun yok. Bizim gittiğimiz yerlerde vatandaşın bize herhangi bir talebi yok. Doğru mu? E bu da doğru. Evet hocam. E bu da doğru bak. Kaç da teslim defa gördük edelim. yani. Mesela vatandaş bize mesaj atıyor. Ya böyle iş mi olur, böyle yönetici mi olur bilmem ne falan diye. Ondan sonra yönetici gidiyor e, mahalle ziyaretine vatandaşın yanına. Aynı vatandaş. Ben iki defa denk geldim hocam. Daha böyle ağır ithamların olduğu bir mesajlara. E, aynı vatandaş mesela e, çok teşekkür ediyor. Diyor ki ya Allah sizden razı olsun. İyi ki bu şehrin yöneticisi. İkisi, i̇şte, e, yani şey olmuşsun. Mesele bu. Mesela. Şimdi en çok konuşulan yerlerden birim Mustafa Mahallesi değil mi? Hı hı. Bakan Bey herhalde 4-5 defa gitmiştir oraya. Siz orada vatandaşın, bak ben şeye karşıyım. Bu tepki olayına karşıyım. Benim bence doğru olan şey uygun bir dille, uygun bir lisanla, beklentiyi, sorunu dile getirmek. Yani ha, hu değil. Böyle net bir şekilde, Bakan Bey'e güzel bir şekilde, işte oradaki temel sorun neyse neden memnun değillerse onu uygun bir şekilde ifade etmek. Ama ben şu, yani Bakan Bey defalarca gitti oraya ki Bakan Bey'in geleceği önceden haber de yapılıyor. Tabii, tabii. Bakan Bey'in programı yayınlanıyor. İşte şurada şurada gelecek. Döne gidecek. döne ekranda söylüyorum mesela Sen hocam. döne döne diyorsun ki bak eğer sorunlarınız varsa gidin. Gidin Bakan Bey'e uygun bir dille iletin. Ama buna rağmen kimse gitmiyor. Bakan Bey gidiyor arkasından habire mesaj atılıyor. Ya güzel kardeşim, canım hemşerim. Yani elbette ki biz burada vatandaşın sorunu dile getirmekten, sıkıntısını ifade etmekten imtina etmeyiz. Bunu bir görev olarak da addederiz. Yani bu şehirde her bir tek bile vatandaşın sorunu varsa bunu dile getirmek bizim yani bir nevi borcumuzdur. Ama biraz da sen de ilet bu hareket ya değil mi yani sen de git, görüş, ilet. Çünkü bu açıdan da şu oluyor. Şimdi sanki sorun yokmuş da işte medya bir takım sorunları gündeme getiriyormuş gibi oluyor. Aslında değil. Bu şehirde sorun var. Bakan Bey'in gelip gitmesinden sonra da vatandaşların bir takım işte beklentilerine karşılamayan değerlendirmeler oldu. Ama buradaki temel şey şu. Yani bizim vatandaşımız da bakın iki örnek verdik az önce. Bir dedi ki Bodrum katlar. Bak sesinizi çıkardığınızda, bek dile getirdiğinizde çözüm yoluna gidebiliyor. Karşı yakadan işte o geri kalan konutların, kentsel dönüşüm dışındaki konutların e, yani e, sayısını hatırlamıyorum ama 60-70 civarındaydı. Genel kuraya tabi tutulması. Bakın sesinizi çıkardığınızda, talebinizi dile getirildiğinde bak çözüm yoluna gidebiliyor. Yani biraz da vatandaş işte da bu anlamda. Beklentisini dile getirmenin gayretinde olsun. Çaba göstersin yani bunu. Tekrar söylüyorum, uygun bir dille, uygun bir lisanla. Yani sorununu gayet e, o bizim vatandaşımıza yakışır vakurluk içerisinde dile getirirse, bütün bu sorunların da çözümü olur. Ama burada bizim biraz vatandaşımızın da eksiği var. Biraz vatandaşımızın da kendi çerçevesinde bu sorunları yaşayanların da bir öz yapması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ayrıca bakan kurumun Elazığ ziyarete meselesiyle çok merak edilen konulardan birisi bu bina konutlar ne zaman teslim edileceğiydi. İşte dün isteyeceğimiz bana mesaj atıyorlar. Ya diyorlar Furkan Bey siz 3 Mayıs'ta bin konutun teslim edileceğini söylediniz ama henüz teslim edilmedi. Yani onu bakan bey söylemişti ama bakan bey gittikten sonra o 3 Mayıs 4 Mayıs oldu Elazığ'da. İşte ilk etapta 30-35 civarı bir konut teslim edilmeye başlandı ve hepsinin bir kerede değil bir aya yayarak teslim edilmesine karar verildi. Ee, yani Bakan Bey bin dedi ama şehirde yine şimdi, Bakan Bey gittikten sonra farklı şimdi, bir Şimdi orada da, geçirdi. o şimdi bakın kararların doğru almanın tipi gösterilen biri o. Bizim, yani Cumhurbaşkanımız çekti dedi ki e, 17 Mayıs'a kadar Türkiye'de yeni bir kısıtlama dönemi başlatıyoruz. Ya bu dönemde herkesin mümkün olduğunca neyi? Evinden çıkmaması değil. Değil mi? Peki hal böyleyken siz bu pandemi sürecinde niye anahtar teslimi yapıyorsunuz? Bunun mantıklı izahı var mı? Bekletin 30-30 yapacağınıza işte 17'sinden itibaren 100-100, 200 kaç tane yapıyorsanız yapın. Bu da doğru değil bence. Şimdi bu vatandaş diyor ki ya ben dışarı çıkamıyorum korkudan. Anahtarımı nasıl teslim alırım? Ya ben sosyal medyaya çok karşılaştım. Hı hı. Yani trafik yani polisine yakalanırsam işte ceza yazacak. E peki siz böyle bir atmosferde niye anahtar teslimi yapıyorsunuz? Bugüne kadar beklettiniz. Bakan Bey'e ayın üçünde teslim edeceğiz diyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanı'nın ağzından bir tarih çıkıyor ve siz o tarihte o anahtar teslimini yapamıyorsunuz. Dördünde yapmanızın hiçbir anlamı yok. Bakan Bey üçü demişse üçünde yapacaksınız o teslimi. İsterse beş kişi olsun, isterse on kişi olsun, hiç önemli değil. Ama teslimini yapacaksınız. Yani bu şehirde Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı'nı adeta yani yanlış bilgi veriyormuş konumuna sokmanız doğru değil. Evet. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani Kesinlikle. Bakan Bey de sonuçta o bilgiyi yerelden aldı. İşte muhtemeldir ki AFAD'dan aldığı bilgiye göre dedi ki 3 günde teslim edeceğiz. Ama burada yani Sayın Bakan da yani tabiri caizse hani derler ya boşa düşürmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla plansız, programsız yani bu, bu içinde bulunduğumuz şartları düşünmeden yani bir, bir süreç yönetimi yok Furkan Hocam nereye baksanız aynı şeyi görüyoruz. Çok garip bir durum ya. Kesinlikle öyle hocam. Bir de bürokraside de birkaç değişiklik yaşandı Bakan Bey'in ziyaretiyle birlikte hocam. Milli Emlak Müdürü görevden Tabii, alındı. Tabii Bakan Bey'in ziyaretiyle ilgili birkaç hmm, konu bu şeyler dışında. Hmm, toplu konut dışında birkaç konu gündeme geldi. Bunlardan biri bir, bir il müdürü görevden alındı. İşte işin doğrusu gerekçesini ilişkin çeşitli rivayetler var ama ben bilmiyorum gerekçesini. Bir kişi daha ifade edildi ama onu işin doğrusu e, bilmiyorum. Bir başka konu vardı yine bakan Bey'in çok üzerinde durduğu, Hatta kamuoyunda da çok konuştu. Onunla da ilgili bir e, fetiş görevlendirmesi yapıldığını biliyorum. Ya ben şunu söylüyorum. Yani bakan beyin ben Elazığ'a karşı hassas olduğunu, Elazığ'ı önemsediğini düşünüyorum. E, yani keşke az önce de senin programın girişinde ifade ettiğin gibi keşke her hafta sonu gelebilse, imkan olsa bu yaşadığımız sorunlar daha erken çözülür. Bu şehir çok daha rahat, hızlı bir şekilde ihya edilmiş olur, ayağa kalkmış olur. Görünen o ki bakan bey gelmeyince işler yürümüyor burada. Ee, onu görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar erken çok sık aralıklarla gelirse ben Elazığ'daki bu yaşanan sorunların birçoğunun daha rahat çözüleceğini inanıyorum. Kesinlikle öyle. Hocam bir de tabii geçtiğimiz hafta içerisinde e, gündemde olan bir diğer konu konuda e, Malatya'ya e, Özel Hareket Bölge Müdürlüğü'nün e, kurulacağı haberiydi. E, ve e, işte Malatya'daki il yöneticileri e, orayı ziyaret ediyorlar inşaat alanını ve diyorlar ki Malatya Bölge Müdürlüğü kuracağız, Özel Hareket Bölge Müdürlüğü kurulacak ve orada bir polis evi yapılacak ayrıca ve Malatya'ya 3-4 bin civarında Özel Hareket Polisi gelecek bu da Malatya'nın ekonomisini çok ciddi anlamda güçlendirecek diye Malatya Valisi'nin ve diğer il yöneticilerinin bu yönde açıklamaları var hocam. Bu, bu açıklamalar tekrar bölge müdürlükleri tartışmasını haliyle e, gündeme getirdi. Biz bugüne kadar kaç bölge müdürünü Malatya'ya kaptırdık? Aslında konum itibariyle e, Elazığ bölgeye daha yakın, çevrelilere daha yakın bir konum. Yani Şimdi, bu, bin bu bölgenin Özeri, merkezi. E, neler söyleyeceksiniz bu bölge müdürlükleriyle ilgili? Tabii şöyle bir gerçek var. Her şehir için, her kent için, her memleket için o şehrin evladının işte idarede yüksek makamlara gelmesi, bakan, bakan yardımcısı, işte genel müdür hem çok önemli bir gurur vasılasıdır hem de o kentler için bir bir şanstır, yeni bir imkanların doğmasıdır. Bu durumda o yüksek makamlara gelenlerin işte bakan, bakan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ne dersek diyelim. O şehrin insanlarına sahip çıkması, ee, imkan olduğunca yatırımların o şehre aktarılması, işte bazı hizmetlerin şehirde yapılmasını sağlaması gibi doğal olarak beklentiler de ortaya çıkarıyor. Tabii Elazığ olarak bizim de bu tip yüksek makamlara gelen hem doğal olarak beklentilerimiz var. Yani iki beklentimiz oluyor. Nedir? Birincisi bu şehrin evladına sahip çıkması, ikincisi bu şehre sahip çıkması. Hı hı. Bu şehre sahip çıkması da nasıl olur? Ya bir takım imkanlar olduğunda o hizmetlerin, o yatırımların şehre yönlendirilmesi, şehre kazandırılmasının sağlanması. bu tip beklentiler olur. Bu da bir her şehrin beklentisi. Sadece Elazığlı'nın değil, birazdan geleceğim. Mesela Malatya ile gibi bir örnek vereceğim. İşte Bingöl'ün de beklentisi odur. Ağrılı'nın da beklentisi odur. Erzurum'da beklentisi odur. Yani niye? Ya o şehrin evladı, o şehre iyi bir makama, yüksek bir makama geldiğinde o şehre bir takım pozitif ayrıcalıklar yapılması istenir. Şimdi Emniyet Genel Müdürü'nün Elazığlı olması dolayısıyla bu özel hareket bölge müdürlüğünün Elazığ'a kurulması bizim en büyük talebimizdi herhalde. Yani talebimiz derken bilgimiz yoktu ama böyle bir şey olsa bu tip bir yapının öncelikli olarak Elazığ'da kurulmasını çok arzu ederdik. Bu ne oldu? Malatya'ya kuruldu. Yani bizim için eğer böyle bir bölge müdürlüğü şu deprem sonrasındaki süreçte Elazığ'a kurulmuş olsaydı biz bundan hem gururlanırdık hem de mutlu olurduk. Çünkü niye? Az önce de sen de ifade ettin. Yani bölgenin merkezi olacak. 3000 bin, 4000 bin, bin ara ara dönemlerde <laughs> emniyet personeli burada eğitim alacak. Dolayısıyla buradan bizim esnafımız faydalanmış olacak değil mi? Bunlar alışveriş yapacaklar. Hem burada bulunduğu süre içerisinde işte hem de geri dönerken hediyelik eşya vesaire bizim esnafımıza bir imkan sağlamış olacak. Bakın bizim iki travma yaşadık sürekli söylüyoruz. Birincisi deprem, ikincisi pandemi. Bizi Türkiye'de Diğer illerden farklı kılan şeyi bu. Diğer iller sadece pandemi sıkıntısı yaşadı. Belki kısmen İzmir, o da çok lokal. Ama biz iki travmayı birden yaşadık. Yani bizim esnafımızın, bizim şehrimizin insanının bir de deprem gibi bir travması var. Hem psikolojik olarak, hem sosyolojik olarak, hem de ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı yaşadık. İşte bütün bu tut durumlar da bizim Türkiye'de diğer şehirlerden çok daha fazla moral ve motivasyon ihtiyacımız evet. var. Yani deprem hem duygu dünyamızda hem de şehir genelinde bir tahribat oluşturdu. Bunu atmamızın da yolu bizim bu yeni motivasyon unsurlarına eklenmesi. Elbette ki şunu ifade ediyoruz. Devletimizin Elazığ'da yaraların sarılması için çok büyük gayreti var. Çok büyük desteği var. Devletimize bu anlamda müteşekkiriz. Ama bunun yanında bizim Elazığ'la hemşerilerimiz bu tip imkanlar doğduğunda neden yani Elazığ'a kurulmasın? Yani Elazığ Özel Hareket Bölge Müdürlüğü niye Elazığ'a kurulmuyordu? Evet. Ne eksiğimiz vardı? Ve Malatya'nın ne fazlası var? Hatta bizim bir fazlamız var. Emniyet Genel Müdürü Elazığ'la hemşerimiz. Niye oldu? İşin doğrusu merak ediyorum. Tabii şu da bir gerçek. Şimdi son döneme baktığımızda bir tablomuz var ona bakalım. Onun üzerine üzerinden konuşursak daha iyi miyiz olur. Tabloyu. Evet. Bu, bu aslında sadece Özel Hareket Bölge Müdürlüğü meselesi değil son yıllara baktığımızda birçok bölgeye ilişkin kurumun Malatya'da kurulduğunu görüyoruz. Mesela Fırat Kalkınma Ajansı 2009 yılında Malatya'da kuruldu. Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 2011 yılında Malatya'da kuruldu. Ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü 2011 yılında Malatya'da kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Devlet Taşımacılık AŞ Malatya Bölge Koordinatörlüğü 2016 yılında Malatya'da kuruldu. En son Özel Hareket Bölge Müdürlüğü 2021 yılında Malatya'da kuruldu. Ya bizim daha önce işte 70'li yıllarda kurulan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Suçları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Bakın bunlar 80'li yıllarda da bir nevi taşınmak istedi. O zaman mesela çok ciddi refleks gösterildi. Anavatan Partisi'nin 87 seçimlerinde Elazığ'da çok büyük bir ee, Seçmen tepki göstermesinin temel nedenlerinden biri bu bölge müdürlüklerinin Malatya'ya taşınacağına ilişkin rivayetlerdir. Evet. Peki bizim yani niye hani bunlardan birini bu da şunu söyleyeyim yani bizim yaptığımız o kısa bir bakışta ortaya çıkan şeyler yani daha fazlası da var mı onun için doğrusu bilmiyorum ama şurada son işte yaklaşık olarak 10-11 yıllık süre içerisinde Malatya'ya 5 tane bölge çeşitli kurumlara ilişkin bölge kurumu kurulmuş o bizim Elazığ'da bir tane kurulan yok. Tabii en acısı da Özel Hareket Bölge Müdürü'nün Malatya'ya kurulması. Hı hı. Bunun iki gerekçesi var. Birincisi biz depremi yaşadık. Bizim moral ve motivasyona diğer 80 şehirden daha fazla ihtiyacımız var. İkincisi hemşehrimiz yani Emniyet Genel Müdürü'nün hemşehrimiz olması. Ee, yani ömür boyu ona elbette ki bu şehir minnettar olacaktı, dua edecekti, hayırla yad edecekti. Ee, niye bilmiyorum işin doğrusu. O da hani Elazığ'ı seven biri, onu da söyleyeyim. Evet, ee, yani... Niye oldu bilmiyorum ama bunu söyleyeyim. Mesela ben bu konuda, hani her zaman eleştiriyorum, ben bu konu mesela siyasal aktörleri eleştirmiyorum. Yani ben onların bu konuda vebal olduğunu mesela düşünmüyorum. Ama taşımacılık aşeği tartışabiliriz. Orman ve Suçları Bakanlığı, ya Orman Bölge Müdürlüğü buradayken, bu Orman ve Suçları Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Malatya kurulması tartışabiliriz. Fırat Kalkınma Ajansı'nı tamam. Ama burada mesela onların ben... Ee, sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Onları düşünmüyorum. Ama burada da olsaydı şimdi Gönlük Hocam mi? ben buna ilave olarak şunu da ifade edeyim isterseniz. Ee, özellikle e, milli savunma alanında da e, bir hemşehrimiz e, görev alıyor e, bakanlıkta. Ve yıllardır Elazığ'da acemi birliği kurulması e, gündemde ve bu sık sık gündeme geliyor. Acemi birliğini Elazığ'a kuralım, acemi birliği kurulsun ve işte tıpkı e, Özel Erket Bölge Müdürlüğü gibi. Biz e, Özel Erket Bölge Müdürlüğü'nü şimdi Malatya'ya kaptırdık. Evet. En azından acemi birliğini de başka bir şehre kaptırmadan... İlimizde kurulmasını bir an önce artık bu şeyle birlikte hızlandırabilir miyiz, baskı yapabilir miyiz? Tabii ben aklıma şu geldi, yanlış bilmiyorum inşallah, yanlış hatırlamıyorum. Mesela burada bandı bölüğü vardı. Ha, o da gitti. <laughs> Erzincan'a gitti. Evet o da gitti. Hocam yani bunu biz, da ilk yapabiliriz buraya. <laughs> biz Çok güzel, güzel konserler veriyordu hocam. Çok güzel Askeri konserler bandı. Da O da veriyordu. gitti doğru. Tabii tabii çok güzel bandı bölüğü. Tabii olabilir mi? Olabilir ama... Bu acemi birliği meselesi. Ee, ya yani orada da çok hocam yani yine şöyle bir şey durum var. durum Bakan yardımcımız Elazığlı iken Bando Birliği de Erzincan'a gitti. Yani, Özel Bölge Müdürlüğü ee, Malatya'ya gitti. Emniyet Genel Müdürümüz Elazığlı. Ya yani ne diyeyim şimdi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, acemi birliği tartışması Elazığ siyasetinin çok eski tartışma konularından biri. Tay 70'li yıllardan beri tartışılır. Bu konu Süleyman Demirel'e bile o dönemin işte bir Şükrü Gacar, ee, yanlış hatırlamıyorsam Rasim Küçükel olması lazım veya Ahmet Küçükel. Onlar tarafından bile taşım. Çok eski bir beklenti bu. Yani yeni bir beklenti de değil. Mesela 8. Kordu Komutanlığı yine o yerel organizasyonun çabasıyla kurulmuştur. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam Çukçuk Acar'ın belediye başkanlığı döneminde o dönemde kurulan bir organizasyonla falan olmuştur. Yani çaba göstermeyince, yerelden beklenti oluşmayınca oluşmuyor. Acem Birliği çok eski bir beklenti hı hı. ama bütün buna rağmen bir türlü elde edemedik. İşte buradaki mesele şey hmm, Furkan Hocam, yani şehre sahip çıkmak. iki temel unsur var. Birincisi şehrin kenetlenip bir beklentiyi yüksek sesle dile getirmesi, el birliğiyle gönüllüyle dile getirmesi. İkincisi ise o şehrin yani idarede yüksek makamlara gelen evlatlarının o şehre sahip çıkması. E çıkmıyorlar ne yapalım yani şimdi. Ben Malatya'dan bir örnek vereyim çok çok etkili bir örnek ama bu. Bakın kızıla Genel Başkanı Sayın Kerem Kınık Malatyalı. Hı hı. ...biliyorsun değil mi? Evet, evet, evet hocam. Kızılay Malatya'da, daha doğrusu Malatya... ...Kızılay'ın üretimde bölge üssü oluyor şu anda. Evet. Nasıl oluyor bölge hocam? Üssü. Bu istihdama nasıl katkı sağlıyor? Bunu da anlatabilir misiniz Şöyle, hocam? Şöyle, orada eski bir vagon, vagon fabrikası var. Evet hocam. Bunu Kızılay alıyor ve üç tane fabrika kuruluyor orada. Üç tane fabrika. Bak bir değil, iki değil... Üç tane fabrika Bu yeni kurulmuş. dönemde olan bir durum. Tabii yeni dönem. Yani, yani fabrikalar 2021 yılında bitecek, Hı -hı. üretime başlayacak. Kızılay yani e, Kızılay'ın, tabii bunu. tabii Kızılay'ın Malatya'da. Kızılay Genel Başkanı Malatyalı Sayın Kerem Kınık. Dolayısıyla kendi şehrine, kendi bak ben mesela hiç bundan rahatsız değilim, bilakis mutlu oluyorum. Keşke her şehrin evladı kendi şehrine bu kadar sahip çıkabilse. Bak ben bundan dolayı hiç mesela rahatsız değilim, bizakis, bilakis takdir ediyorum doğrusunu yapıyor. Kendi şehrine, bir şehrin evladı sahip çıkıyor. Orada kaç kişi İslam edilecek biliyor musun? Şu anda yazılan rakamları söylüyorum. 1500 kişi. Evet. Malatya'daki o e, bir kısım muhtemelen ki başlamıştır. 1500 kişi. Şu şehirde 1500 kişinin İslam edileceği bir testi olduğunu düşünsenize. Bakın biz onu da istemiyoruz. Diyor ki ya esnaflarımızın iyi kötü alışveriş yapabileceği hani bir mekanizma bir yapı kurulursa işte bir takım devlet kurumları buraya aktarılırsa bizim için iyi olur diyor ama bakın 1500 kişinin istihdam edileceği bir 3 e, tane fabrika kuruluyor orada. Bir değil, iki değil, üç tane fabrika ve yani Kızılay'ın üretimde bölge üssü oluyor. Bugün Kızılay'ın dünyanın her bir yerine gönderdiği işte o Çadırlar. E, işte aklına ne geliyorsa çadırıdır, battaniyesidir, işte diğer ürünleridir ne yapılıyor? Malatya'da üretilecek. Ne güzel işte biz de hemşerilerimizden beklentimiz bu. Bunu bekliyoruz. Bundan da doğal bir hakkımız ne olabilir ki? Ya yani bu şehrin evladı, bu şehrin suyunu içmiş. Ben hepsinde bu şehrin değerlerini taşıttığını düşünüyorum, öyle inanıyorum. Ama buna rağmen, ya yani biz niye bir Kerem Kınık gibi şehrimize fabrikalar kurduran, şehrimize yatırımlar yaptıran, şehrimize istihdam imkanı sağlayan bir hemşehrimiz niye yok bizim? Biraz burada da kendimizi de sorgulamamız lazım, değil mi? Evet. Üç tane fabrika ya, sadece kızılayı söylüyorum bak, bir, iki, üç fabrika. Altını çizerek söylüyorum ki o kadar. Ya hakikaten ben takdirle karşıladım. Gerçekten öyle. öyle. Takdirle karşıladım. Ki zaten Malatya tekstilde iyiye doğru gidiyor. Bir de işte yine Malatyalı çok önemli Türkiye ve dünyada ihracat yapan çok önemli bir tekstil fabrikasının sahibinin Malatyalı olması ve onun da kendi memleketine çok ciddi tekstil fabrikaları yapması, akabinde Kerem Kınan'ın da şey Kızılay'ın tesislerini 3 fabrikasını Malatya'da kurması gerçekten oldukça önemli. Ya yani Malatyalılar memleketlerine sar çıkıyor hocam. ya yani bu onu evet. gösteriyor. Bürokrat bir hemşerimiz var yine yıl dışında mesaj atmış diyor ki Elazığ'da bürokratlarını desteklemeli diyor. Dahası da var da neyse. Buradaki mesele şu: Bu şehrin evlatlarının ben bu şehrin bu şehrin evlatlarına istisnalar hariç bazen çeşitli vesilelerle bu şehrin önemli değerlerinin anlamsız ve gereksiz bir şekilde yıpratıldığını kabul ediyorum. Çünkü çok hı hı. anlamsız ve gereksiz bir şekilde. Yani bunu kabul ediyorum. Ama şu bir gibi bir gerçek. Her gerekçe ne olursa olsun, bak gerekçe ne olursa olsun bir bu şehirde yetişen bürokraside üst makamlara gelmiş kişilerin bu şehre sahip çıkması lazım. Bir. İkincisi de bizim artık şu dedikodu kültüründen kurtulmamız lazım. Bu dedikodu kültürü elbette ki e, bürokrat temsilcilerimizin de attığı şeydi aklıma geldi. Biraz da haklı. Ya dedi kodu kültürüyle insanlarımızı yıpratıyoruz dedi kodu kültürüyle insanlarımızı hakikaten bir nevi kaçırıyoruz. Dolayısıyla bu şehirdin de ya işini düzgün yapan bakın Furkan hocam hakkı adalete gözeten insanlara sahip çıkması lazım. Bak hakka, evet. hukuka, adalete gözeten insanlara sahip çıkması lazım. Bu Malatya olayı ve Özel Hareket Bölge Müdürlüğü olayı çok somut, çok örnek bir e, durum bizim işte son 5 son 10 yıla baktığımızda biz bir şey kazanmamışız ama Malatya'ya işte 5 tane çeşitli kurumların bölge müdürlüğü, bölge koordinatörlüğü kurulmuş. Yani bu da bizim aslında şehir olarak siyasal anlamda iyi beklentileri karşılayamadığımızı gösteriyor. Yani küse kusaba Hocam buna ama... olarak Bando Birliği'ni de ekleyelim hocam bence. Olabilir. Bando, Bando Birliği, Birliği. Erzincan'a. Buradan gidiyor Erzincan'a. Erzincan evet. Şimdi bunlar giden değil. Bunlar Sıfırdan e, kullanman. Sıfırdan Malatya'ya evet. kurulanlar. Mesela Fırat Kalkınma Ajansı gibi. O gidenleri, işte kapatılanları, işte bir takım fabrikalar var kapatılan. Onları konuşacak çok şey. Ben kimse kusura bakmasın. Burada Malatyalı siyasal aktörlerin bir başarısı vardır. Bizim siyasal aktörlerinde e, başarılı olmayan bir durumu söz konusudur. Ben bir siyasal iletişimci olarak bunu değerlendiririm. Böyle görürüm. Keşke işte bunları da en azından paylaşsaydık. Hani 3 onlara büyük şehir olduğu için ikisi bize gelseydi. Buna bile kabuldük. Ee, ama olmuyor. Baktığımızda da lokasyon olarak, coğrafik olarak yani trb bir bölgesinde, Terebe bir bölgesinde yani Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli merkez Elazığ. Merkez Elazığ. Ama Fırat Kalkınma Ajansı bu bölgeye hizmet ettiği halde Malatya'da. Kesinlikle. Yani bilmiyorum. Hocam üzülüyoruz biraz, tabii ya. Üzülüyoruz. Bunlar tabii bizi yani. üzüyor. Ben, yani. ee, özellikle onu söylüyorum. Mesajlara biraz bakalım Olur. hocam. E, selam iyi akşamlar stüdyoya her milletvekilini alıyorsunuz da şu ana kadar Elazığ'ın hangi sorununu çözmüşler? Bugün şehrin güzide takımının düşmesine göz yuman vekiller bizden oysa e 2023 sandıkta görüşeceğiz diyor hocam. E, i̇yi akşamlar Sayın Bakan geçen gün Sivilce ziyaretini riskli alan ilan edilen 3 mali için kentsel dönüşüm iptal edildi. Bunun için bir yorum yapar mısınız Furkan Bey diyor. Orada benim bildiğim yani şu an yapılan mahalle dışında diğer iki mahalleye daha kentsel dönüşüm yapılacaktı. Yani oraların tamamına bir dönüşüm yapılacaktı. Benim bildiğim iptal edilmiş. Gerekçesini bilmiyorum. Ben ilk defa şey ee, Bilgim var onun ama gerekçesini bilmiyorum. Fakat orada Sirce'den beklenti Sirce'nin tamamının kentsel dönüşüm kapsamına alıp oradaki evlerin tamamının yenilenmesi doğrusu da budur. Daha önce de ifade böyle edilmiş. Dolayısıyla orada Sirceliler haklı oradaki kentsel dönüşümün tüm mahallelerde uygulanması gerekir. Bu da vatandaşımızın talebi de haklıdır. Yapılması gereken şey şudur, ben onu söylüyorum. Sizce Belediye Başkanı harekete geçerek bu vatandaşın talebini bakanlığa taşıması gerekir. İnşallah çözüm bulabilir. İnşallah. Programınızı zevkle izliyorum Furkan Bey'e ve Adem Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bir e, sorum olacak. AK Parti binasının şatafatlı ve lüks olmasını hocam nasıl değerlendiriyor? Millet bu pandemide geçim derdindeyken onlar lüks yaşamak peşindeler. Tabi bu e, tarihin her döneminde şöyle söyleyeyim e, hem siyasilerin makamları hem hizmet binaları dikkat çekmiştir. Tartışma konusu olmuştur. Hatta e, özellikle lüks, böyle şatafat, işte gösterişli binalar toplum tarafından hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde de kabul görmemiştir. Tartışma konusu olmuştur. Hatta şöyle söyleyeyim dört e, halife döneminden bugüne kadar da ee, bu anlamda çok tipik tartışmalar vardır. Yani işte siyasetlemelerden aklıma geldiği için söylüyorum. Ee, mesela Farabi'nin Es-Siyasetül Medineye bakılsa görülür. Gazali'nin nasiyatül Mülük'üne bakılsa görülür. Ee, yine işte Zencani'nin kitabında siyasetlemesine bakılsa görülür. Bu tip e, bu işte siyasal aktörlerin, tabi o zaman siyasal anlamda söylemiyor da, sonraki dönemde siyasal aktörler devreye giriyor. İşte yöneticilerin, yani hizmet sunan kişilerin makamlarının, hizmet binalarının böyle gösterişli olması her zaman tartışma konusu olmuştur. Detaylarına girmeyeceğim. Bu konuda dediğim gibi bu eserlere bakabilirler bu siyasetlemelerde. E, hepsinde de bu işte hizmet binalarında israftan kaçınılması, mütevazi olunması hepsinde tavsiye edilmektedir. E, bu tartışma biraz Bakan Bey'in Elazığ ziyaretinden sonra oluştu. Evet. Bakan Bey'in il başkanlığı binasının ziyaretiyle birlikte oluştu. Orada e, işte o görüntülerden işte çok şehirde çok yoğun olarak konuşuluyor. İşte AK Parti binasının çok gösterişli, çok şatafatlı olduğu. E ee, tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Yoksul insanlarımızın hatta sayısı da Bakan Yardımcısı Baran Hanım çok lüks söylüyor her diyor. diyor. Yani hatta oradaki değerlendirme Bakan şu. Bakan Bey İstanbul'da bile böyle bir Türkiye'de, bina yok Türkiye'den diyor. böyle işte gösterişli bir binası nasıl olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. E ee, tabii şunu söyleyeyim. Yani zor bir dönemden geçiyoruz. Yoksul sayısı fazla. İşte deprem gibi bir sıkıntı içerisindeyiz. İşte vatandaş konutların teslimini bekliyor. E, yardıma muhtaç insanlar işte akşam iftarda ne yiyeceğini düşündüğü bir süreçte bu tip tablolarla karşılaşırsanız elbette ki bunlar e, tartışma konusu olur. Bu bunu bunu kabul etmeniz gerekiyor. E, işte söylemde işte mütevazi filiyatta böyle işte gösteriş içinde olunursa e, elbette ki bu tip tartışmalar e, kaçırmaz olur. E, buradan da netice çıkmaz. Böyle cevap vermiş olayım o de. Evet. Furkan Bey, sizden ricamız belediye be, bir Bey Yurdu yoluna baksa, yaman yapsa yine razıyız demiş izleyicimiz hocam. Evet, ee, tabi Bey Yurdu yolu orası e, Hamza Bey döneminde yapıldı. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Bey döneminde de e, genişletildi. E, yani biraz hani işte otobüs güzel, ulaşım yolda olduğu için e, biraz eğimi de olduğu için e, işte bu yağmurlardan filan, yani ben orada arkadaşlarımız da olduğu için zaman zaman gidip geldiğim bir yer. Mutlako mutlaka o yağmurlardan falan da etkileniyor. Muhtemeldir ki bu Nisan yağmurlarıyla birlikte etkilenmiştir. Ee, yani bakarlarsa iyi En oranın bir e, yamasına ihtiyacı vardır herhalde. Furkan Bey 1 Mayıs'ta Sayın Bakanımız Murat Kurum Mustafa Paşa Mahallesi'ne gelmedi. Kadir Nacar Mahalle Sakini. Bu defa gitmedi ama ondan önceki defa doğru, gitmişti. Doğru doğru. Yani. Yok bu, bu defa gitmedi ama daha önceki defalarda işte daha önceki ziyaretlerinde defalarca gitti. gitti. Hatta ben, ben birini ettim Mustafa Paşa ziyaretine bakanın. Yani 10 e, vatandaş varsa dokuzu yakınlarına iş istedi. Birisi de dedi ki yani onda biri de dedi ki ya işte bana üçüncü kat verin. Ben Bodrum'u falan filan hani bana vermeyesiniz dedi. Ya buradaki mesele şu. Her şeyler hmm, diyetinde. Tabii insanların öncelikleri var bunları da anlıyorum. Yani iş, istihdam bu şehrin en önemli sorunu. Daha önce de burada konuşmuştuk araştırmalarımızda çıkan önemli sorunu. Belki insanlar önceliğini ona almış olabilirler. Sorun ona bir, bir mahsuru yok fakat buradaki temel şey şu. Yani Çevre Şehircilik Bakanı'ndan iş istenmez. Yani işte diyelim ki bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı gelse, hani diyelim ki işte Organize Sanayi Bölgelerle veya işte Çalışma Bakanı gelse, diyelim ki işte o işte bir takım işte iş kurla ilgili bir takım mekanizmalar vesaire ama Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan iş istenmez. Bence vatandaşımız iş yerine belki o mahallenin bir sorununu dile getirseydi çok daha doğru olurdu. Kesinlikle öyle hocam. İyi akşamlar biz konteynerde kalıyoruz. Karşıya kadar ev çıktı. Ee, erkenden taşınırız, kurtuluruz diye düşündük. Çünkü bitmiş, içinde yaşanılan evlerde ama bunca zaman geçti, hala hiçbir haber yok. Yani işte onlar tahminimi söylüyorum. Ee, i̇şte bu, bu bayramdan sonra kısım kısım teslim edilirler. Ya şey de garip hocam çok özür diliyorum Furkan hocam. Yani kurayı çekiyorsunuz. Aradan iki ay aşkın bir süre geçmiş insanlara konutları teslim etmiyorsunuz. Ee, evet, maalesef. bu da garip bir durum. İyi akşamlar Furkan Bey, hocamızın ağzına sağlık, dikkatle ve beğeniyle izliyoruz. Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş Elezalı iken özel harekat bölge müdürlüğünün Malatya kurulması tesadüf müdür? Kızılay Genel Başkanı gibi üst düzey bir bürokrat olan Mehmet Aktaş'ın da memleketine sahip çıkması gerekmez miydi? Teşekkür ederim Muhammed Adım. konu takdir bilmiyoruz tabii. Sayın Dilaver, size, hocama iyi akşamlar. Elazığ'da siyasi şekil değişmeden Elazığ geri gitmeye mahkumdur. Yeliz Yıldırım göndermiş. Çatal Çeşme 3. etap zaman bu, teslim edecek? Buna, vatandaş karar verecek. Hani bizim bir şey söylememiz çok doğru değil. Hayırlı akşamlar, Adem Bey'e teşekkürlerimi iletirseniz sevinirim. Siyasi dil kullanmadığı için Savaş Çetiner, Furkan Bey, Malatyalı bürokratlar sonlarını düşünmüyor. Memleket için uğraşıyorlar. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Savaş evet. Çetiner göndermiş. Evet. Çok güzel bir tespit aslında <laughs> hocam. Teşekkür ediyoruz. Tabii bizim biz her zaman söylüyoruz, burada hem senin için hem benim için de geçerli. Biz bunları konuşurken herhangi bir tarafa değiliz, herhangi bir tarafın ne yanındayız… ...ne de karşısındayız... ...bizim tek ortak noktamız var Elazığ... ...Elazığ'la ilgili vatandaşımızın, şehrimizin... ...yaşadığı sorunları dile getirip... ...bir nebze çözümle katkıda bulunursak o... ...zaten Savaş Bey kendisi de söylemiş... ...değerli Savaş abimiz... ...yani sonunu düşüne zaten kahraman olamıyor... ...buradaki mesele şu... ...samimiyetle, ihlasla... ...herkes bulunduğu makamda ...en güzel hizmeti... ...yaşadığı şehre... ...hizmet ettiği işte... ...birim neyse işte oraya ve ülkeye samimiyetle, ihlasla hizmet ederse Allah da onun yardımcısı olur. Hocam listeyi 6. eklemeye hazır mısınız? Bir izleyicimiz göndermiş. Ee, Malatya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü kurulmuş. 2011 yılında haberlerini de göndermiş. İyi akşamlar ben Muharrem Çelik diyor. Ee, doğrudur, doğrudur. Evet hocam. Ben yani, az önce az önce ifade ettim yani ya, bu bizim... artacaktır hocam. Tabii bence. yani şu şöyle kısa sürede bir bakışta bulduğumuz Belki işte milli parklar genel... Doğa müdürlüğü. koruma ve milli, milli parklar. parklar doğru, doğru doğru hatırladım şimdi. Doğa koruma doğru. ve milli parklar. Doğru. Ben de not Belki alayım. daha da vardır. Yani daha da vardır ama, hocam. Ama şu bir gerçek, bütün bölge müdürlükleri Malatya'ya kuruluyor. Dün gördüğümüz tablo odur. Biz şöyle savunmaya geçmişiz. Mevcut elimizdeki elimizdekileri korursak yani şükredeceğiz. Bu da tabii siyaset kurumunun, siyaset kurumunun... Bu anlamda bu, bu tabloyu değiştirmesi gerekir. Hocam son sözlerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz? Ben e, şunu söyleyeyim. Bu bu şehir hepimiz sahip çıkacağız. Her bir vatandaşımız, her bir insanımız öncelikle her birimiz kendi yani bizim sorunumuz değilse işte komşumuzun, işte sokağımızın, mahallemizin sorunla ilgilenirsek, bu şehre sahip çıkarsak, bu şehrin geleceğini iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle kendimiz şehrimize sahip çıkmamız gerekir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Efendim çok sayıda mesajımız var ama süremiz sona erdiği için hepsini okuyamadık. Mesela izleyeceğimizden çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Adem Doğan hocamıza da analizlerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim gelecek hafta çarşamba günü saat 21'de analiz programda tekrar görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar diliyor.